Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir tıraş videosuyla karşınızdayım. Bugün sizler için Jelatin Styler ismini verdiği modelini inceleyeceğim. Şimdi bunu yaklaşık bir 6 ay ya da belki de 1 sene olmuştur önce istemişti izleyicilerden bir tanesi. Ama anca kısmet oldu. İşte fiyatı nispeten de makul bir nokta dedi. Ben aldığımda 100 TL civarında aldım ben. Linkini falan da bırakacağım yine açıklama tarafına ama fiyatlar değişken bugünlerde özellikle fiyatlar çok farklı. Bugün 100'e aldığınız şey yarın 150 oluyor. Sonra düşebiliyor tekrar da. O yüzden fiyata çok takılmayın ama 100 liraya böyle bir şey aldı. Şimdi bu ne? Bu aslında böyle bir nasıl anlatayım? Şuradan göstermiş olayım. Bir tane makinesi var bunun. 3 tane kafa ucuna bir şeyler takılıyor. Bir de normal Fusion tıraş bıçağımız var. Hem sakal tıraşı olabiliyorsunuz. Şimdi mesela sakal tıraşı olacağım. Hem de bu uçları sayesinde işte sakalları düzeltme, ne bileyim işte belki favori kesmek, belki enseyi falan bile düzeltmek için kullanılabilir. Hani bakacağız ona. Böyle bunun dışında ben bazı yorumlarda gördüm internetteki online satış platformlarında. İşte koltuk altı veya göğüs kılları içinde kullananların olduğunu duydum, gördüm. Ben öyle denemeyeceğim tabii şimdi burada ama hani aklınızda olsun diye söylüyorum. Şimdi diyor ki 3-in-1 diyor. 3 yani 3 özelliği olan bir şey bir aynı cihaz üzerinde. Waterproof yani su geçirmiyor. Görüyorsunuz waterproof yazıyor. Bunun dışında bir tane işte Fusion Blade var. 3 tane de başlık var. Bir tane de makine var. Bir de pil varmış içinde. Pilin de olduğunu söylüyor. Bunun dışında cihaz bu işte. Böyle basit bir şey. Şimdi biliyorsunuz tıraş bıçakları incelemesi yapıyorum ama artık fazla da ürün kalmadı. Böyle birbirine benzeyen işte Blue Chill, Blue'nun bilmem nesi falan filan gibi böyle hep aslında aynı ürünlerin farklı varyasyonları kaldı benim incelemediğim. Çok az ürün var böyle hiçbir şekilde incelemediğim hani piyasada olup da benim incelemediğim. Onun dışındakiler böyle hani Derby'nin bilmem nesi ötekisinin başka bir şey ama çok da aralarında fark yok. O yüzden böyle birazcık daha bu tarz ürünlere yönelmek istiyorum. Şimdi şöyle bir Fusion başlığımız çıktı. Zaten bu standart başlık galiba. Normal Fusion'da kullanabilir miyiz bununla bilmiyorum ama bakayım. Evet aslında normal Fusion'da kullanılabilir gibi geliyor bana bununla. Bakacağız. Bu böyle çıkıyor mu? Evet normal aslında Fusion başlığı gördüğünüz gibi çıkarttım. Yani bu bozulduğu zaman işte yani eskidiği zaman tıraş olacağız sonuçta. Gidip yeni bir tane Fusion başlığı takabilirsiniz. Şöyle bir aparatımız var. Bir, işte iki, üç tane. Hani bunlar herhalde anladığım kadarıyla farklı boyutlarda kesmek için alınıyor. Ben bunu fotoğraflarından daha büyük gibi görmüştüm ama küçük bir şeymiş. Nasıl çıkacak bu? Evet. Bayağı sağlam yapmışlar. Şimdi şunu şöyle şuraya kaldıralım. Cihaz bu. Nasıl çıkıyor bakalım. Şöyle evet. Gördüğünüz gibi pil. Nanfeng diye bir markanın pili. Böyle bir pil var içinde. Ben hepsi buradan aldım bu arada onu da söyleyeyim. Linkini de paylaşacağımı söylemiştim. Orada benim de listem var. Hani böyle şey için işbirliği yapıyorum malum hepsi buradayla. Oradan alışveriş yaptığınız zaman bana da katkıda bulunuyorsunuz. O listeyi de yine açıklama kısmında vereceğim. Bana destek olmak isteyenler duyulur. Oluyorsunuz da bu arada teşekkür ederim. Hani olmuyorsunuz da değil. Şöyle bir cihaz bu. Şurada bir düğmesi var. Buna basınca böyle bir ses çıkıyor. Deneyelim bakalım. Ha, alıyor yani güzel. Şurada böyle temizleyelim bakalım bir. Hani bakalım sakalı nasıl alıyor diye bakıyorum şu anda. Fena değil. Hani böyle şekil vermek isteyenler için, yani kesim için değil de. Bakalım böyle oynayalım bakalım biraz. Ama böyle bir şey yani. Sesi de maşallah böyle bir kulak tırmalıyor. Şimdi bir bakalım. Şöyle bir takalım. Mesela bu başlıklar nasıl takılıyor? Herhalde şöyle takılıyor diye tahmin ediyorum. Evet, şuraya takıyorsunuz. Bakın. Şurada bir yeri var. Buraya takıyorsunuz. Evet o zaman tabii daha hani evet. Şöyle hani. Tabii şimdi bu sakallı olmaz yani. Bu işi yapacaksanız arkadaşlar çok daha uzun bir sakalınızın olması lazım. Bu sakalla bu iş olmaz. Onu söyleyeyim. Hani daha uzun sakallar için bu geçerli olacak bir şey. Şu an zaten hiçbir şey yapmıyor. Hani sadece kaşıyor yani. Tabiri caizse.
İşte bu başlıkları takarak şunu çıkartalım. İşte bu mesela yazıyor mu üzerinde? Evet, bu 2 diyor mesela. Bunun üzerinde 2 yazıyor. Bunun üzerinde 3 yazıyor. Evet, bunun üzerinde 3 yazıyor. Şöyle göstereyim. Bunun üzerinde de 1. Bunun üzerinde de 1 yazıyor. 1, 2, 3 olmak üzere. Tabii hani şeyleri fark ediyor o zaman anladığım kadarıyla. Hani kesme gücü, işte mesafesi falan değişiyor muhtemelen. Şimdi 1'i taktım mesela. Tabii hiçbir şey olmuyor. Neden? Dediğim gibi sakallar çok kısa yani böyle bir cihaz için. Biraz daha uzun sakalınızın olması gerekiyor ki işe yarasın. Şimdi ben bunu çıkarayım. Bir de tıraş başlığını takayım ve tıraş olacağım zaten bununla bugün. Diğer özelliklerini artık anlattım. Denemesi sizden. Şimdi bunu nasıl takıyoruz? Evet, bunu da bakın şimdi. Şöyle bir mekanizma var. Şuraya getiriyoruz. Taktık ve aslında bu biraz şey gibi oluyor. Power versiyonu vardır ya bunların. Fusion'un. Power versiyonu gibi oluyor aslında herhalde. Yani bayağı şeyli yapıyor yani. Titreşimli şekilde tıraş olmuş oluyorsunuz. Şimdi bunu deneyeceğim. Aslında ben bunu deneyeceğim bu tarafını. Diğer özelliklerini alırsanız siz denersiniz. Yani sakalınızın uzun olması lazım. Bu sakal olmaz. En az böyle bir ay falan benim uzatmam lazım. O yüzden onu deneyimleyemeyeceğim. Artık o size kalmış. Deneyimleyip veya deneyimleyenler varsa yorumlarını yazsın. Yeni alıp da deneyecek olanlar varsa bu videoyu sonra izlersiniz. Atıyorum 6 ay sonra. Onlar da yazsın. Hani ben denedim, beğendim, beğenmedim. En azından ortak bir fikir oluşmuş olur. Bu ürünü almak isteyenler de en azından hani alayım almayayım diye bakarlar. Yalnız güzel bir ürün ya. Beğendim ben. Küçük de ha. Ben daha büyük zannediyordum bunu. Küçük de yani bir şey. Şöyle işte pilini buradan çıkartıyorsunuz. Pil için burada bir yuvası var. Cazır cuzur da çalışıyor yani. Bakalım. Sesi de bu şekilde. Küçük yani. Atarsınız çantanızı. Yani seyahatlerde falan bile kullanabilirsiniz. Şimdi tıraşa başlayalım. Ne yapıyoruz? Her zaman olduğu gibi önce yüzümü yıkayacağım. Daha sonra köpük. Bugün Arco'nun köpüğünü kullandım. Bu. Aylardır var zaten bende. Bu bir kenarda dursun. Wilkinson'ın fırçasını ve köpüğü de hazırladım. Bakın. Oh! Şekil. Köpüğü güzel oldu. Şimdi bir ops düşürdük şeyimizi, fırçamızı. Evet. Şimdi bir yüzümü yıkayayım. Tekrar karşınızda olacağım. Evet. Yüzümü yıkadım ve köpüğümü de sürmeye başlıyorum. Yani şimdi bu arada bu ürünün ben hani şeyini yapmayacağım. Hani puan vermeyeceğim. Zaten Fusion bıçağı kullanıyor. O yüzden puan sistemini bu videoda iptal ediyorum. Kullanmayacağım yani. Soğuk suda tıraş oluyorum yine her zaman olduğu gibi. Yaklaşık da böyle 4-5-6 günlük falan bir sakalım var. Evet, şimdi belki bu styler'ı mesela ileride böyle sakalı biraz daha uzatıp da deneyebilirim tekrar başka bir videoda ama bu videoda daha çok tıraş tarafını kullanacağım. Söylediğim gibi deneyimleyen varsa, ops, her tarafımızda köpük oldu bu arada. Deneyimleyen varsa yazsın fikrini, yorumunu, desin ki olmuş, güzel değil ya da güzel değil. Mesela başka ürünler de var bu tarz işleri yapan ama onlar tıraş olmayı sağlamıyor çoğu. Yani sadece sakal düzeltmek için kullanılabiliyor. Bu hem sakal düzeltiyorsunuz hem de tıraş olmanızı da sağlıyor. Evet, köpüğü biraz daha basalım. Sonra beğenmiyorsunuz. Köpük az olmuş da şöyle olmuş da böyle olmuş da diyorsunuz. Demeyin. Şimdi bıçağımızı ıslattık. Hadi bismillah deyip başlıyoruz. Evet, tam dediğim gibi ya. Power gibi yani. Aslında bunu powersız da yani düğmeye basmadan da kullanabilirsiniz bu arada. Ama tabii düğmeye basınca sanki biraz daha böyle titreşimin etkisi de daha iyi oluyor gibi. Bu arada öyle su geçirmez yani. Su da banyoda falan da kullanabilirsiniz. Gillette Styler. Bunun böyle bir özelliği var. Vallahi çatır çutur oluyor. Gerçi 5 bıçak, 0 bıçak tabii ki alacak yani. Şöyle. Söylediğim gibi ben neden soğuk suyla tıraş alıyorum? Sebebi şu. Bıçakları zorlamak için arkadaşlar. Şöyle güzelce bir yıkıyorum bu arada. Cihazı da ıslattım böyle şakır şakır. Her tarafı ıslandı. Su geçirmiyor. Bu arada bu Fusion'un bıçakları da öyle bir zamlanmış ki. Evlerden ırak yani öyle söyleyeyim. 200-300 liraya çıkmış. Hani böyle 8'li 10'lu falan almaya kalkarsanız bıçakları.
O yüzden bıçaklarına sahip çıkın arkadaşlar. Oh valla. Değişik bir keyif bu da ha. Güzelmiş yani. Evet. Allah'ın böyle elektrikli tıraş gibi ama güzel. Söylediğim gibi Power'a çok benziyor. Daha önce kanalda incelemiştim. Yıllar önce yani. Daha önce dedim de böyle ilk videolarımdan, tıraş videolarımdan birisiydi o. Öyle söyleyeyim. Şu burnundaki şeyleri de alalım. Köpükleri de. Yani Fusion zaten iyi bir bıçak. Bu titreşimle birleşince de daha da iyi olmuş. Vallahi bayağı çatır çatır aldı yani ki zaten almasını da bekliyordum. O yüzden de puan vermeyeceğim. Yani buna verilebilecek bir puan yok. Bu parayı verirsiniz zaten ne yapar bu kadar para verirseniz iyi keser. Kesmeli daha doğrusu. Evet gördüğünüz gibi cillop gibi oldu. Evet. Şöyle güzelce yıkıyorum şu anda. Evet, cihazı da kapattık. Evet, çıkartalım. Şimdi kafamızı çıkardık. Kafamız burada. Biraz da şu anda bir yapalım bakalım şöyle bir. Bu arada uç takınca daha az ses çıkıyor sanki. Biraz favorileri keselim bakalım nasıl olacak. Alıyor çatır çatır alıyor yani. Evet gördüğünüz gibi. Güzelce aldı yani. Şöyle biraz daha atalım bu tarafa. Evet. Favorileri de güzel aldı. Biraz daha toparlayalım hatta şuraları. Alıyor yani gördüğünüz gibi. Evet. Styler inceledik. Styler böyle bir şey arkadaşlar. Elektrikli, pilli daha doğrusu. Pille kullanıyoruz ve pilini de işte bir AA dediğimiz standart bir pilimiz var. Su geçirmeyen bir model. Böyle bayağı zaten sıkıyorsunuz ve güzel yani ben beğendim. Söylediğim gibi videonun içinde söyledim. Farklı farklı aparatları var. Sakal düzeltmek için falan kullanılıyor. Bunlar farklı boyutlarda 1, 2, 3 olarak yazılmış. Bir de tıraş olma için böyle bir Fusion ucundaki bir aksesuar çıkıyor. Bunu buraya taktığımız zaman da şöyle yapalım. Bir daha bir deneyelim göstereyim ben size. Evet. Şöyle taktığımız zaman da pilli olan versiyonu vardı Fusion'un. Onun gibi bir cihaz elde etmiş oluyorsunuz. Gayet de güzel. Ben beğendim. Hoşuma gitti. 100 lira verilir mi? Bence verilir. Hani özellikle sakalıyla ilgili olanlar için ben verilebileceğini düşünüyorum. Hani sakalına böyle çok dikkat eden erkekler var. Hani böyle işte burası keseyim, burayı keseyim falan. Ben öyle değilim ama olanlar için söylüyorum. İşte burasını düzelteyim, burasını keseyim, şuraları toparlayayım falan filan. Hani berbere gitmekle uğraşmaktansa bunu mesela günlük olarak yapanlar var ya da birkaç günde bir yapanlar vardır muhtemelen aramızda. Onlar için önerebileceğim bir ürün olmuş. Alın, kullanın. Güzel. Yani tıraş için de kullanabiliyorsunuz. Eğer tıraş olacaksınız o zaman da kullanırsınız. Yok olmazsınız. Söylediğim gibi çeşitli şekillerde de kullanılmaz mümkün. Bu arada bana destek olmak isteyenler için videonun başında ortalarında falan söyledim. Bir kez daha tekrar edeyim. Hepsi buradan hazırladığım bir alışveriş listem var. Tıraş malzemeleri var o listede tamam bir şekilde. Bu ürün de var. O ürünleri ve bu ürünleri de oradan hani görüp alışveriş yaparsanız bana destek olmuş oluyorsunuz. Olanlar da var. Çok teşekkür ediyorum. Olmayanlar da hani olmak istemeyenler de bana farklı şekilde destek olabilirsiniz. YouTube kanalıma abone olabilirsiniz. Bu benim için çok önemli. Markalar için de önemli. Mesela bir şey istediğin zaman markada. Mesela ben bunu kendi paramla aldım bu arada. Kimseden bir şey istemedim yani jiletten falan. Jilet de küçük diye yollamış bana. Bu arada videolarımı görmüşler sonunda yıllar sonra. Yollamışlar. Teşekkür ediyorum onlara ama bunu mesela ben kendi paramla aldım. Hani 100 lirayı ben verdim aldım. O şekilde bir alışveriş de aldım.
O destekler olmasa alamam, açık söylemek gerekirse. Alışveriş yapanlar var, onların desteklerle ben de gelen paraları buraya yatırmış oluyorum. Zaten hani gelen rakamlar öyle çok aşırı yüksek rakamlar değil. Ama çok teşekkür ediyorum yine de. Aynı zamanda beni Instagram ve Twitter gibi sosyal ağlardan da takip edebilirsiniz. Farklı bir tıraş videosunda görüşmek üzere demeden önce, bu tarz ürünlerle ilgili yorumlarınız varsa, hani şunun da tıraş olur musun, şunu alır mısın gibisinden, makul ve mantıklı fiyatları varsa alıp onları da deneyeceğimi söyleyeyim. Şimdiden teşekkür ederim hepinize. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.